Ve devam edelim. Herhalde bir tahmin yoktur henüz. Yok. Selin kimi seçmek istiyorsun? Reha Bey. Oh. Reha seçiyorsun. Reha hazır mısın? Sorun geliyor. Hazırım hazırım hazırım. Hadi bakalım. Çokumak ve gıcı ne demektir? <laughs> ne? Pardon, ben... <gülüyor> <gülüyor> ne? Çokumak ve gıcı Çokumak ne demek? Çokumak çok, çokumak. Çokumak. Çok, ha, çokumak deyince zor ama çokumak. Çokumak deyince o zaman bir anlam e, beliriyor benim kafamda. Yöresel bir sözcük. Nereden geliyor la? Nereye gidiyor la? E, yani gıcı kafalarını yediklerinden beri deli gibi çok la. <laughs> Anladınız değil mi? Yani çok okumaktan geliyor. Sanırım Kastamonu bölgesine aitti. Reha Beyciğim ben e, Kastamonu bölgesi aksanımı bu çokumak onu merak ettim size. E, ha o oradan geliyor mi? evet <laughs> yöresel yöresel çokumak oradan geliyor. Hani nereden geliyorsun nereye gidiyorsun hikayesi var ya çokumak oradan geliyor. Yani e, şey e, söylediğim cümle de şeydi yani gıcı kafalarına yediklerinden beri deli gibi çokuluyorlar. Yani burada gıcı önemli olan gıcı da e, şey zihinleri açılmış çocuklar yani zihinleri açılmış çocuklar ondan sonra deli gibi okuyorlar manasında. Mesela aileler çocuklarını okula gönderdikleri zaman şey derlerdi eskiden hadi Allah gıcı versin tez vakitte git tez vakitte dön derlerdi. Yani biz bugün ne yapıyoruz? Çocukları okula gönderirken <laughs> hadi bakalım evladım Allah zihi, zihin açıklığı versin diyoruz değil mi? İşte hikaye budur efendim. Reha abicim o kadar güzel anlatıyorsun ki ne anlatsan inanırım yani. Ama yani ben bildiğimi anlatıyorum. <laughs> yani çok okumak, çok okumak diyor. Gıcı da zihin açıklığı diyor Reha Özcan. İçimden Reha Bey'e inanmak geliyor. Selin Hanım'a da ee, Allah gıcı versin diyoruz biz de. Teşekkür ederim. İyice düşündün. Son kararını verdin mi Selin? Evet verdim. O zaman verdiğin karara... Katılmıyorum. Tamam. <laughs> Katılmıyorsun. O zaman bakalım doğru mu karar vermişsin? <laughs> Yiğiden bir karar değiştirdin. Evet. Çok ani oldu. Evet ya. Öyle inanmak istedim. <laughs> Ama iyi yaptın. <laughs> O zaman Reha abinin sakladığı harf çıksın. S. Bu arada çokumak kastamonu da köpeklerin havlaması anlamında kullanılıyor. Gıcı da çam kozalağı demek. Örnek cümlede köpekler kastedilerek kafalarına çam kozalağını yediklerinden beri deli gibi havlıyorlar denilmek isteniyor. Hiç de alakası yokmuş yani. <laughs> Hepimiz inandık Deniz değil mi? Reha Hayretler diye. içerisinde kaldık yine. Vallahi ben inandım. Ben format içinde hareket ediyorum. <laughs> Hepimiz abi.